Evet arkadaşlar bu videomuzda artık iyiden iyiye bir sektör haline gelen ve bana da sıkça bu konuyla ilgili sorular geliyor. E-ticaret eğitimlerinden bahsedeceğim. Öncelikle genel olarak eğitim kavramını ele alalım. İnsan ömrü maalesef her şeyi birebir deneyimlemek için çok kısa. Yani her şeyi birebir tecrübe edemeyiz edersek zaten ömrümüz yetmez o yüzden işte biz insanlık olarak zaten eğitim kurumları kurmuşuz işte okullar medreseler tarih boyunca bir şeyleri daha önce deneyimlemiş kişiler o şeylerle yeni karşılaşacak olan kişilere hep eğitim vermişler bu anlamda baktığımız zaman eğitim dediğimiz şey çok kıymetli bir şey ve gerekli de bir şey e-ticaret alanında da verilecek verilebilecek e-ticaret eğitimleri de danışmanlıkları da bana göre çok önemli ve yararlı olabilir ancak tabii günümüzde her konuda olduğu gibi bu da çok suistimale açık bir konu. Herhangi birinden bir e-ticaret eğitimi alacaksınız veya eğitimi de boşverin Herhangi bir şey alacaksınız, bir alışverişte bulunacaksınız. Bu alışverişten kazançlı çıkmanın bana göre en güzel yollarından biri bu kişiyle empati kurmak. Yani onun amacını öğrenmek olacaktır. Şimdi burada şöyle bu e-ticaret eğitimlerini veren kişilerle bir empati yapmaya çalışalım. Varsayalım ki ben bir e-ticaret eğitimi satıyorum veya bu alanda danışmanlık yapmak isteyen bir kişiyim diyelim. Şimdi ben hedef kitleme şunları alırım. İşte organize sanayi bölgesindeki fabrikalarla çalışmak isterim üreticilerle çalışmak isterim. Büyük imalatçılarla çalışmak isterim ki bütçelerimiz büyük olsun. İşte yurt dışına satacaksak işte elimizdeki mal tükenmesin. Sürekli bir ticaretimiz olsun. Ben bu kişileri hedefim alırım. Ama bu e-ticaret eğitimlerinin hedef kitlesine baktığımızda günümüzde nedense hep böyle 18-20 yaşındaki gençler, işte üniversite öğrencileri ve bu sektöre yeni girmiş kişiler var. Yani sizce neden bu kişiler hedefleniyor? Neden bu e-ticaret eğitimlerini veren kişiler dediğim gibi gidip organize sanayi bölgelerine gitsinler. Orada büyük üretici firmalar var. Onlara desinler ki işte sizin ürünlerinizi biz yurt dışına satmak istiyoruz. E mikro e-ihracat yoluyla yurt dışına ihracat yapmak istiyoruz desinler. Yani bir üniversite öğrencisinin cebindeki bin dolarla, iki bin dolarla bu kişilerin ne işi olur? Bu da ayrıca düşünülmesi gereken bir nokta. Şimdi bu kişilere sorsan hesapta işte Türkiye'de e-ihracatın gelişmesine katkı sunmak için gençleri teşvik ediyoruz diyecekler. Ama tabii yersiniz. Yani kardeşim gençlerin cebindeki bin dolara iki bin dolara göz dikmeden de gayet güzel insanları teşvik edebilirsin. Neden böyle bir yol izliyorsun? Öncelikle e-ticaret kavramı henüz çok yeni bir kavram olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden e-ticaret eğitimi verdiğini söyleyen kişi ve kurumlar bu konuda gerçekten ehil durumda olmayabiliyor. Yani bir insanın geçmişte uzunca bir süre e-ticaret yapması onun o eğitimi verebileceği anlamına maalesef gelmiyor. O konuyu bi bilmek farklı bir şey. O konuyu doğru bir şekilde karşıya aktarabilmek çok daha farklı bir şey. O yüzden şimdi bu e-ticaret eğitimi verdiğini söyleyen kişilerin de bu alanda bir yetkinlikleri maalesef bulunmuyor. Bu kişilerin bu konuda herhangi bir yetkinliklere bulunmadığı gibi zaten bu kişilerde herhangi bir yetkinlikte genelde nedense hiç aranmıyor. Tecrüben, diploman, eğitimin e, nedir diye maalesef bu kişilere kimse sormuyor. Hatta maalesef şunu da söyleyeyim. Ben piyasada daha önce kendisi e-ticaret alanında başarısız olup daha sonra e-ticaret eğitmenliğine soyunan da birçok kişiye denk geldim. E, maalesef durum böyle. İkinci bir konu arkadaşlar bana göre maalesef e-ticaret eğitimi herhangi bir ders eğitimi gibi verilebilecek bir eğitim değil. Yani herhangi bir fizik dersini, herhangi bir kimya dersini eğitimle alabilirsiniz. Bir öğretmen size bunun eğitimini verebilir. Çünkü bunlar bir bilim dalı. Burada kesin doğrular, kesin gerçekler var. Yani atıyorum normal şartlar altında işte su 100 derecede kaynar, 0 derecede donar. Ama ticaret dediğimiz olay e-ticaret dediğimiz olay da böyle. Kesin mutlak doğrular yok bu alanda. Yani siz birine şunu söyleyemezsiniz. İşte private label yaparsan kesinlikle para kazanırsın. Veya işte dropshipping yaparsan şöyle para kazanırsın. E bu gibi söylemler yanlıştır. Çünkü herkesin içerisinde bulunduğu işte sermaye yapısı farklı, bilgi birikimi farklı, deneyimleri farklı. O yüzden herkesin yol haritası farklı olacaktır. Farklı olmalıdır. Ama e-ticaret eğitimlerine baktığımız zaman tek tip bir e-ticaret eğitiminin insanlara verildiğini görüyoruz. Yani bir video kaydıyla binlerce kişiye aynı eğitim pompalanıyor. Ama esasında bu eğitimi alacak kişilerin hepsinin farklı özellikleri, farklı bilgi birikimleri, farklı kültürleri, farklı sermaye yapıları, ulaşmak istedikleri farklı noktalar var. Dolayısıyla ben şunu savunuyorum e-ticaret eğitimi tabii ki verilebilir. Danışmanlık zaten verilebilir. Ama bana göre bu kişiye özel olmalı. Ama tabii kişiye özel vermek bir maliyet gerektiriyor. Çok kazançlı olmayabiliyor. Bunun yerine işte bir video kaydına basma kalıp bilgileri doldurup binlerce kişiye aynı eğitimi vermek tabii ki ticari açıdan baktığınızda eğitimi veren kişi tarafından yaklaştığınızda bu tabii ki çok daha mantıklı oluyor. Burada tabii yine de yanlış anlaşılmak istemem. Yani bir kişi standart bir eğitim de hazırlayabilir. Bu eğitimi alan kişiler bundan istifade de edebilir. Ama şöyle olması bana göre uygundur. Yani bir kişi 3 saatlik, 5 saatlik, 10 saatlik her neyse bir video kaydı olarak bir e-ticaret eğitimi hazırlar. Bunu da Udemy gibi platformlara yükler ve makul fiyatlarla işte 300 lira, 400 lira, 500 lira, 1000 lira her neyse makul fiyatlarla bunu insanlara sunar. Hem kendisi bir gelir elde eder hem de bu videodan izleyenler de istifade eder. Bunda hiçbir sorun yok. Yani bu videoları izleyen kişi oradan 3-5 tane terim dahi öğrense öğrenmek videonun başında da söylediğimiz gibi güzel bir şey. Benim tepki gösterdiğim olay işte böyle yok mastermind eğitimi, yok master class eğitimi, ileri derecede Amazon dropshipping eğitimi gibi böyle süslü saçma sapan cümlelerle bu eğitimlerin faiz fiyatları, insanlara satılmaya çalışılması. Ben bu konuda maalesef çok hoşgörülü olamayacağım arkadaşlar. Yani evet bu daha karlı olabilir. Sonuçta bu eğitimleri hazırlayan kişiler de iş yapıyorlar. Onlar da bir işletmeler ve bu daha karlı, kazançlı olabilir. Ama yani insanın kazandığı paranın niceliğinden çok bir de onu nitelik olarak da tatmin etmesi var. Ben asla bu şekilde kazandığım bir paradan tatmin olmam. Herhangi bir video kaydını insanlara özellikle de e-ticarete yeni başlamaya niyetlenmiş daha yolun başında e, bu şekilde bir tecrübe yaşatarak para kazanmak beni asla tatmin etmez. Son olarak arkadaşlar e-ticaret yapmaya bir niyetiniz varsa eğitim alın veya almayın. Ben size şunu söylemek isterim. Ticaretin veya e-ticaretin kesin net doğru bir formülü maalesef yok bunu size kimse veremez. İnsanlar istiyorlar ki anahtar teslimi bir eğitim olsun. Orada söylenenleri ben harfiyen yapayım ve sonucunda da başarılı olayım. Maalesef böyle bir şey yok arkadaşlar. Ticaret böyle bir şey değil. Yani kek tarifi gibi ticaret eğitimi, ticaret tarifi maalesef olmaz. Ticarette başarılı olmak istiyorsanız gözlem yapacaksınız eksiklikleri gözlemleyeceksiniz. Problemleri gözlemleyeceksiniz. Bunlara çözümler üreteceksiniz ve bu bir süreç. Yani zaman içerisinde başarılı olabilirsiniz. İşte network'ünüz genişler. Tecrübe sahibi olursunuz. Yani çok klişe olacak ama hani diyorlar ya hamallığını yapmadığınız için patronu olamazsınız diye. Yani birazcık zaman geçirmek gerekiyor. Öyle hadi ben bir eğitim alayım. Yani böyle yalapşap bu işler maalesef olmuyor. Bu işleri ben böyle yaparım. Dediğiniz anda işte bunun niyetine girdiğiniz anda da limyata e, pirince giderken eldeki bulgurdan da olabiliyorsunuz. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Tabii ki ben burada kimseyi karalamak istemiyorum. Sonuçta benim tanıdıklarım da var bu şekilde çalışan. Ama kendi çapımda bir uyarı niteliğinde bu videoyu hazırlamak istedim. Zaten bugün artık internette ulaşamayacağınız hiçbir bilgi yok. Her şeye ulaşabilirsiniz. Yeter ki siz ulaşmaya niyetli olun. Bugün de beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.